Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz G90 ve G91 ile alakalı. G90 mutlak sistem ve G91 artımsal sistem. Bunlar çeşitli yerlerde kullanılabildiği gibi en büyük farkları birisi tek bir merkezden ölçülendirme yapabilme imkanı sağlar. G90 ve G91'de de bir yerden bir yere hareket ettiğinde her hareket ettiği yeri yeni merkez olarak kabul eder ve o şekilde işlem yapar. Şimdi gördüğünüz şekilde bir parçada çeşitli yerlerinde delik işlemlerimiz olacak. Ve bu işlemler için ben bir alt program yazdım. Alt programda G91 kullanıyorum. Bunun gibi sadece delik olarak da merkezli delme işlemlerinde de G90 kullanacağım. Bunun gibi onlarca, yüzlerce delik parçalar da olabilir. Daha geniş bir parça da olabilir. O yüzden onunla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi parçayı işledikten sonra size daha ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi parça üzerinde gördüğünüz şekilde burada elipslerimiz var. Burada deliklerimiz var. Ve bunlar G90 kullanıldı. Elipsler açarken de alt programda G91 kullanıldı. İsterseniz program üzerinde biraz size bunları açıklamak istiyorum. Takım 4, 8.5 matkap. Burada gördüğünüz gibi G90 kodu kullanıyor. Yani mutlak sistem. Burada tek bir merkezden hareket ederek delik eksenlerimiz 305, işte 220, 188. Gördüğünüz gibi hepsi tek merkezden, yani parçanın ortasından itibaren bu taraf işte 85, değişik ölçüler, karşı tarafı yine aynı. Ama bu eğer G91 ile işlemiş olsaydık, diyelim buradan burası 85 ise 85 buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman burayı X, Y sıfırı gibi kabul edecek. Buradan sonra gideceğimiz yer diyelim 300 milim öte taraftaysa, bu gittiğimiz yeri bu sefer X, Y sıfırı kabul edecek. Yani üst üste eklemiyoruz. Her değeri bir diğerine giderken sıfırlamış gibi bir durum oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi program, isterseniz buradan bir çalıştırayım. İşleme durumunu da görelim. Evet. Gördüğünüz gibi ölçüler birbirinin peşine. Birbiri peşine normal tek bir merkezden birbirine paralel karşılıklı hareket ediyor. Ama bu gördüğünüz frezeye geldiği zaman görüyorsunuz elipte sağlı sollu hareketleri var. Burada aynı şekilde diyelim G81 ile geldiği eksene geldikten sonra alt programa geçiyor ve bu sağ sol hareketlerini G91 ile, yani artımsal sistemde yapıyoruz. Burada görüyorsunuz programı. Bakın programımız bu şekilde. Her merkeze geldiğinde aynı hareketi yapıyor. Bakın şu an bir sonraki deliğe geçti. 220 olan bölüme geldik. Şu an oranın işlemlerini yapıyorum. Bu absolut olan bölümden görebilirsiniz. Şimdi bu 220 olan bölümü de bitirdik. Karşı tarafta 220'ye geldik. G90'la, fakat alt programa geldikten sonra G91 kullanıyorum. Yani böyle bir kolaylığı olabilir. Böyle yerlerde G91'i kullanabilirsiniz. Ama diğer bölümlerde çok daha fazla G90'ı kullanmanız hem mantıklı hem de işlemin ve programın yapılması açısından kolay olacaktır. İsterseniz son bir kez daha tekrar edeyim. Burada gördüğünüz gibi işte ölçülerimiz neydi? Programımıza gelelim. 305, 220, 188, yani
305, 220, 188, eksi 188, eksi 220, eksi 305 şeklindeydi. Bunlar tek merkez, yani merkezimiz X0'ımız bura. Buradan itibaren G90'la hareket ettiğimiz için parça sıfırımız var. Ama bunu G91 ile yapsaydık, buradan burası diyelim 85 milim ise X, Y, 0 buraya geldik. Deliğimizi deldik. Buraya geldiğimiz zaman buradan burası birbiri üzerine değerleri toplayarak gitmemiz gerekmiyor. Yani buraya geldik. Burada tekrar burayı 0 kabul edecek. Buradan burası 300 milim ise X eksi 300 diyeceksin. Buraya geldin. Burayı işlemi yaptın. Bu tarafa geçeceksen diyelim 85 ya. X eksi 85 diyeceksin. Artımsal sistemle de bu şekilde yapabilirsiniz ama programda delik delmede G91 kullanmak pek mantıklı değil. O yüzden tavsiye etmiyorum. G90 kullanmanızı tavsiye ederim. Ama şu an benim yaptığım gibi program içinde, yani alt program kullanırken G91 işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun gibi daha büyük bir plaka da düşünün. Üzerinde yüzlerce delik var. Bunu tek bir merkezden ölçülü gitmek, işte delik olur, diş olur, daha sonra freze açmanız gerekebilir gibi işlemler olduğu zaman G90 çok kolay olacaktır. Ama G91 olduğu zaman bir yerden bir yere sürekli ölçü gittiğinizde her seferinde diğer ölçüyü aklınızda tutmanız gerekeceği için bu bir zorluk olacaktır. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir konu olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.